Telefonumu bu şekilde sallarsam ne olur? Böyle, 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 böyle. Ne olursa olsun telefonumu salladığımda, hareket ettirdiğimde şiddetten korunma şansına sahip olabilirim. Çünkü Vodafone'un yıllar önce devreye koyduğu bir kırmızı ışık uygulaması var. Bu kırmızı ışık uygulamasını telefonlarımıza yüklediğimizde şiddetten korunabiliriz veya kendimizi güvende hissetmediğimiz anlarda bu uygulamadan faydalanabiliriz. Kırmızı ışıkla kadınlar ihtiyaç duyduklarında tek tuşa basarak, telefonu sallayarak, tanımladıkları bir anahtar kelimeyi söyleyerek veya telefonlarının ana sayfasındaki ikona tıklayarak 3 yakınına mesaj ve konum bilgisi gönderebiliyorlar. Uygulamayı şimdiye kadar 300 bin kadın telefonlarına indirdi ve kendilerini güvende hissetmedikleri anlarda da bu uygulamadan faydalandılar. Telefonumu az önce salladım çünkü bu sallama hareketi de yine bu uygulamanın içinde. Telefonunuza yüklediğinizde belirlediğiniz kişilere telefonunuzu salladığınız anda tehlikedeyim mesajı ve bulunduğunuz yerin adresi gönderiliyor. Böylece yakınlarınız sizin yaşadığınız durumdan haberdar olabiliyorlar. Yine uygulamaların içinde tek bir butona dokunduğunuz anda polisi, 155'i, jandarmayı, alo şiddet hattına tek tuşa bastığınız anda bu numaralara anında ulaşma şansınız ve içinde bulunduğunuz tehlikeyi haber verme şansınız var. Ayrıca başka özellikler de var. Telefonun sallanmasıyla yakınlara mesaj ve konum bilgisi acil SMS olarak gönderiliyor. Alo 183, 155 polis imdat, 150, 156 jandarma ve aile içi şiddet acil yardım hattı acil numaraları tek tuşla aranabiliyor. Ayrıca en yakın şiddet önleme ve izleme merkezinin adresleri haritalar üzerinde gösterilebiliyor ve şiddete maruz kalındığında neler yapılabileceği ile ilgili de bilgiler bu uygulamanın içinde yer alıyor. Uygulamanın 3 farklı özelliği daha var. Birincisi, görme engelliler de kırmızı ışık uygulamasını telefonlarına indirebilirler. Göremedikleri için onlar için de bir sesli yönlendirme, sesli bilgilendirme kısmı yer alıyor. Ayrıca diyelim ki kadın olarak bir yerlere gideceğiz ama o yolun güvenliğinden de çok emin değiliz. Eğer istersek 3 kişinin ismini seçtiğimizde, numaralarını seçtiğimizde gideceğimiz o yolculuk esnasında bütün yol bilgisi, hangi yoldan nereye gittiğimize dair bilgiler o seçtiğimiz yakınlarımıza harita üzerinden gönderilebiliyor ve diyelim ki o yolculuk esnasında eğer yoldan çıkarsak yine yoldan çıktığımız bilgisini haritada gönderdiğimiz o kişiler yerini tespit edebiliyorlar. Uygulama Türkçe ama ek bir dil de var, Arapça. Malum Suriyeli göçmenler ülkemizde yaşıyorlar. Suriyeli kadınların da kullanabilmesi için Arapça dilinde de uygulama servis veriyor, hizmet veriyor. Arapça bilenler de rahatlıkla uygulamayı kullanabilirler. Vodafone'un kırmızı ışık uygulamasını akıllı telefonlara indirmek kolay. Bugün bunun için yapmanız gereken Google Play veya Apple Store'dan faydalanmak. Buralara girdiğinizde Google Play'e kırmızı ışık diye yazdığınızda karşınıza çıkıyor ve rahatlıkla yönlendirmelerle telefonunuza yükleyebiliyorsunuz. Şimdi Google Play'in sitesine gireceğim ve onu da sizinle paylaşacağım. İşte kırmızı ışık uygulaması ismi bu. Bir de feneri görüyorsunuz. Kırmızı ışık uygulaması. Girdiğiniz zaman bununla bu resimle karşılaşacaksınız. Daha sonra karşınıza seçenekler yer alacak. Yani tek tuşa bastığınızda 183, 155 veya Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun yönetiminde olan aile içi şiddet acil yardım hattını yani 0549 656 96 96 numaraya ulaşmanız mümkün olabilecek ve bütün bunları da tek tuşla yapabileceksiniz. Ayrıca söylediğim gibi harita üzerinde de eğer şiddete uğrarsanız yardım alabileceğiniz şiddet önleme ve izleme merkezinin size en yakın merkezin nerede olduğunu harita üzerinde görebilecek ve gidip destek alabileceksiniz.
Bir de yol arkadaşım kısmı var uygulamanın içinde. Yolculuğu başlat dediğinizde eğer 3 kişinin sizi takip etmesini istiyorsanız onların isimlerini sisteme girmiş olmanız gerekiyor. Girdiğiniz zaman siz yolculuk ettiğiniz süre boyunca bu kişiler neredeyseniz sizin nereden nereye gittiğinizi rahatlıkla takip edip görebiliyorlar.